Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün biraz yoruldum, harbiden de yoruldum. Çünkü hem pazartesi, yani iş yoğunluğu var böyle. Hem de bugün işte öğretmenliğimin sınavları vardı böyle. Öğretmenlik bölümünün sınavları vardı böyle. Bugün aynı zamanda 5 tane sınava girdim böyle. Hem de klasik, yani onları yaz, işte hani ondan sonra yükle, ne bileyim, böyle çok biraz zorlandım, biraz da başım ağrıyor. Şu anda biraz başım ağrıyor ama geçiyor. Şimdi birazdan eve gittiğimizde güzelce bir duşumuzu aldığımızda, böyle bir papatya çayımızı, kekimizi içtiğimizde hiçbir şeyimiz kalmıyor. Hep öyle yapıyoruz. Doğal beslenmemize dikkat ediyoruz. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün üniversite hastanelerine değineceğim böyle. Üniversite hastanelerinin hakkında biraz sorular var böyle. Ve akla karışık biraz durum da var. Onlara biraz değineceğim. Çünkü kendimle bir üniversite hastanesinde çalıştığım için birebir benden duymanız, şey yapmanız daha güzel oluyor. Ama girmeden önce bir şeylere değinmek istiyorum böyle. Hayat çok farklı bir şeydi. Yani insanlar, daha doğrusu farkları, böyle değişebiliyoruz. Şey yapabiliyoruz böyle. Ama ne olursa olsun empati duygularımızı kaybetmemeyi ben temenni ediyorum. Ha, yanlışlar yapabiliriz çünkü ins kökünden geliyoruz. Yanlış yapabiliriz. Önemli olan yanlışlarımızın farkına varıp ona göre hareket etmek. Şuna inanıyorum. Her şey, yani bir şey başımıza, bir musibet, bir bela geldiğinde muhakkak bir sebebi, muhakkak bir şey var denene. O yönden bakmak gerekir. İşte bunu söyledikten sonra asıl konumuza girebiliriz. Üniversite hastaneleri arkadaşlar. Üniversite hastaneleri biliyorum şu anda kafa karıştırıcı bir durum. Hele iyi kötü bir puana sahip olan arkadaşlarımız çok kafasını çok kurcalıyor. İşte vereyim mi, vermeyeyim mi, bekleyeyim mi, beklemeyeyim mi konusunda çok kararsız böyle o durum var böyle. Onlara değineceğim böyle. Öncelikle üniversite hastaneleri artık 3 artı 1'e geçildi. Yani 3 yıl siz sözleşmeli çalıştıktan sonra 4. yılınızda siz kadroya geçiyorsunuz. Şu anda üniversite hastanelerinde şey yok. Tayin hakkı yok. O en büyük sıkıntı zaten o. Hele kendi memleketinizde sevmediğiniz bir yerde siz şey yaparsanız böyle, o tür bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yani şu anda o konu hakkında sendikalar, yani bir çalışma yapmak istiyorlar Sağlık Bakanlıklarıyla böyle, ama şu anda herhangi net bir şey yok ve şu anda herhangi bir tayin hakkınız yok. Yani rektörlük izin veriyor. Rektörden izin çıkması gerekir ki o da yok. Ondan sonra maaşlar konusunda, maaşlarda herhangi bir hiçbir şekilde eksiklik yok. Yani şöyle örnek diyorum ki teşvik ödeme oldu. Teşvik ödemeyi önce Sağlık Bakanlığı'nda, ondan sonra üniversiteye geldi. Ha, niye şu anda veriliyor ama bir hak geldiğinde, yani önemli bir hak geldiğinde önce Sağlık Bakanlığı'nda, ondan sonra üniversiteye geliyor. Yani üniversiteye biraz daha geç gelebiliyor. Ondan sonra üniversite hastanelerinde biraz iş yükü de olabilir. Eğer bir yerde biraz personel eksikliği falan varsa, yani iş yükünüz olabiliyor. Yani o konuda da işte dezavantajları diyebiliriz. Ama diğer konuda pek sıkıntı yok. Yani eğer puanlarınız iyi kötüyse, yani şöyle, ben şu konuda sizin üniversite hastanelerini değerlendirmenizi muhakkak istiyorum. Yani iyi kötü bir puanınız var. Siz kendinizi Sağlık Bakanlığı'nda görebilirsiniz, görmeyebilirsiniz de. Yani demek istediğim, iyi kötü bir puanınız varsa bunu değerlendirin o konuda. Çünkü yarın öbür gün siz değerlendirmediğinizde ve Sağlık Bakanlığı'nda alım olmadı, alım olursa da o puanınızı atanamazsanız, puanınıza yazık, emeğinize yazık ve zaman sizden geçiyor. Yani demek istediğim, kısacası eğer puanlarınız sınırdaysa üniversite hastanelerini değerlendirin. Ondan sonra tekrardan KPSS'ye, çünkü 3 yıl sonra siz kadroya geçtikten sonra şey yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, biz kadroya geçtik, ben kendim kadroya geçtik. Şu anda bir alım olduğunda ben de Sağlık Bakanlığı'nı düşünüyorum böyle. Hani düşünmek istediğim bir ara direkt veririm. İşte kadrodan sözleşmeliye tekrar 3 artı 1'e düşmüş olacağım. Oradan devam edeceğim. Ha, ne olur işte, hani siz puanınızı değerlendirmediğinizde hani zaman geçiyor. Gerçekten zaman da çok önemliydi. Yani ÖMB'den geçiyor, şeyden geçiyor, bunları açısından. Ama diğer şekilde, yani üniversite hastanelerinde artık işte hani hatta Sağlık Bakanlığı tamamen geçileceğini de şey yapılıyor böyle. Yarın öbür gün otur gelişmeler de olur ama şu anda mevcut olan herhangi maaşla da herhangi bir sıkıntı yok. Yani bir sağlık teknikerinin
üniversitede aldığıyla Sağlık Bakanlığı'nda aldığı aynı maaş, teşvik de aynı. Ha, dönen sermayede biraz şeyler olabilir. Ondan sonra başka sıkıntı, yani iş yükü biraz sıkıntı olabilir üniversite hastanelerinde. Ha, bazı hastaneler rahat ise, sakin ise onlar ayrı, ama yoğun bir hastane ise biraz iş yükü de olabilir. Bu bütün hastanelerde geçerli olan bir şey. Tayin hakkı çok çok sıkıntı. Hele yani kendi şehriniz, kendi bulduğunuz bölgede ise gerçekten biraz sıkıntı. Yani yabancılık çekiyor insan. Bir müddet sonra insan sıkılıyor. Hele bir gençseniz, hele bir orada bir bağınız, bir aidiyetlik duygunuz yoksa, yarın öbür gün gerçekten sıkılıyorsunuz, oradan gitmek istiyorsunuz. Belki yani ilk gittiğinizde dersiniz ki işte hani uzaklaşayım, uzak yerde olayım, işte hani tanıdık olmasın, şu olmasın, böyle olmasın, ama bir iki zaman geçtikten sonra diyorsunuz ki yani kendi milletime, kendi işte aileye biraz yakın olayım dersiniz. Yarın öbür gün evlendiğinizde de bu da çok çok karşınıza çıkıyor. Ondan dolayı yani puanı sınırda olan, puanı yani düşük olan arkadaşlarımız üniversite hastanelerini değerlendirin. Aynı zamanda farklı bölümlerde okumaya gayret edin ve KPSS tekrardan hazırlanın. İyi kötü bir puanınız cebinizde olsun. 2024 KPSS sınavı geliyor. Yarın öbür gün olmadı böyle, oradan da şey yapıp ayrılabilirsiniz veya kadroya geçtikten sonra hani tercih verip tekrardan hani şey yapabilirsin. Ha, önemli olan zaman kaybetmemek. Çünkü bir arkadaşım yaşadı bunu. Bizzat bir arkadaşım yaşadı yani. Bunu üniversite hastanelerinde değerlendirmek istemedi. Beklemek istedi. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı'nda istediği kadar alım kontenjanı açılmadığı için puanı da yani bir nevi kaldı böyle. Ondan sonra üniversite hastanelerine döndü. İster istemez ondan yüksek olan arkadaşlar üniversiteye döndüğü için, üniversite hastanelerine döndüğü için onlar yerleşti, o yerleşemedi. Tekrardan sınava hazırlandı, tekrar sınava girdi ve sınavda da yüksek puan aldı. Yani bir önceki şeye göre çok yüksek bir puan aldı, ama yine de her geçen gün, her geçen dönem yeni yeni mezunlar, yeni bir yığılmalar söz konusu olduğu için halen daha bekliyor yani. Neredeyse 3 yıldır bekliyor da bekliyor, ama ne zaman gelecek? Şu anda da herhangi bir şey yok. Sağlık Bakanlığı'nda da şu anda herhangi bir sessede yok, netlik olan bir şey yoktur. Olacak mı? O da belli değil. Yani bunlar çok çok önemlidir. Analiz etmeniz gerekir. İleriyi bir görmeniz gerekir. Ben ilk 2020 KPSS sınavına girdiğimde dedim ki bu kadar puanım var ve benim atanabilmem için bu kadar da kontenjan açılması gerekir. Yani çünkü ilerisini düşündüm ve dedim ki yani bu biraz zor olur da olur mu olmaz mı şey değil. Yani kalsaydım zaten 2022'ye doğru ben ancak hani KPSS 2000 KPSS sınavı gelmeden atanabilirdim böyle. Ama ne oldu? Üniversite hastaneye değerlendirdim. İşte şu üniversite hastaneye yerleştim. Ondan sonra o zaman ne kadro ne bir şey, çakılı süresi sözleşmeydi. Ondan sonra kadro geldi. Belki yarın tayin de gelir ama bilmiyoruz. Ama bugün benim KPSS puanım var. 74-75 bandında bir puanım var. Yarın öbür gün bir Sağlık Bakanı bir alım olduğunda ben oradan değerlendirip kadrodan sözleşmeye geçebilirim. Yani size bunu da eklemek istiyorum. Siz yarın öbür gün üniversite hastanesine kadroya geçtikten sonra tekrar hani KPSS puanınızla siz şeye girebilirsiniz yani. Sağlık Bakanlığı'na tekrardan sözleşmeli olarak, 3 artı 1 olarak devam edebilirsiniz. Çalışmış olduğunuz o süre boyu o priminize yansıyacaktır, ister istemez maaşınıza, şeyinize de yansıyacaktır. Bunların bilincinde olmanızı şey istiyorum böyle. Yani ileri muhakkak görün, ona göre hareket edin. Hata yapmanızı, yanlış yapmanızı veya işte gençliğinizden, o şu anki enerjinizden ödün vermenizi istemiyorum gerçekten. Çünkü biz de bu yollardan geçtik. Ondan dolayı bir şeyler katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu bana. Ama muhakkak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Nereye gidilecek, nasıl bir yol bizi de bekliyor onu da bilmiyoruz, ama önemli olan işte hani kendimizce ileri görüp bir şeyler yapabilmektir. Yine merak ettiğiniz sorularınız varsa da yorum kısmına belirtebilirsiniz. Bir arkadaşımız çok ricası vardı böyle çocuk gelişimi hakkında. Ona hani değineceğim ama ne zaman değineceğimi bilmiyorum. Bugün aynı zamanda laboratuvar gittim. Laboratuvar teknikerleriyle biraz sohbet ettim. Onu da güzel bir toparladıktan sonra inşallah onlara da anlatacağım. Yani birebir kendilerinin ağzıyla, o çalışan kişilerin ağzından toparlandıktan sonra, değerledikten sonra sizinle paylaşacağım inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah.